Selamlar chat. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sen de hoş geldin abi. Afiyetle misiniz? Hoş mi? bulduk abi. <laughs> Böyle canlı duymak çok güzelmiş. <laughs> Vallahi çok güzel ismiş ya. Abi hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Vallahi iyi. Biraz hızlı geldim. Koştura yazdım işte. Koştur koştur geldim. Ee, hemen duşa daldım. Şu anda iyiyim, çiçek gibiyim. Serinledim. Vallahi ee, yorgunluğumu abi. attım. Tamamız abi. Artık sabah kadar muhabbet edebiliriz yani. Tamam ben diğer şeyleri iptal ediyorum. Sabah kadar buradayız diye. Evet evet. Tamamdır abi. Bu arada e, havalar sağlam sıcak değil mi? Abi çok fena. Biz bir de şimdi valideyle yürümemiz gerekiyor şeyden dolayı. Hı hı. Ya aman Allah'ım. O Bağdat Caddesi boyunca yürüdük nefes alamıyorsun böyle leş gibi bir sıcak var ya. Hı hı hı. Ama şey ee, yani aklınız varsa çıkmayın ya. Oturun bilgisayarınız başına. Kırın kıçınızı oturun. <laughs> ne yapacaksınız yani? Gerçekten dışarı çıkmaya gerek yok abi. Biz de takılıyoruz işte böyle. 7-24 buradayız. Ben de işte güzel. kasadan biraz sıcaklıyorum ama yapacak bir şey yok artık. En azından buna okeyim yani. Olur abi. olur abi. Hiç derdimiz olsun. Aynen. Abi sana kendini tanı falan filan modlarına hiç girmiyorum. Gerek yok zaten. Ben direkt bugün hoş geldin öncelikle tekrardan. Geldiğin için teşekkür ederim. Kırmadığı için çok teşekkür ederim. Ee, aynı eyvallah. zamanda burada şunu da söylemek istiyorum. Hani e, sadece hani buraya böyle gelmek yerine aynı zamanda e, Cem'in de sponsorlarından biri oldun. Bunun için de çok ayrı teşekkür ederim. E, gerçekten bizleri ve oyun yapımcılarına verdiğin destekten dolayı çok teşekkürler efendim. Öncelikle eyvallah. Eyvallah. Ne demek? Şimdi benim heh. tek bir minik şeyim var. Bir hızlı tabii. yayını paylaşım abi sen girişi yaparken. Tabii ki. Sağ tabii, ki tabii ki. Tabii ki. Tabii ee, ki. Ben de chat'te şey yapayım arkadaşlar. Şimdi birkaç tane sorumuz olacak Panda Bey. E, kendi hazırladığım bazı işte yayıncılık hakkında bu sektör hakkında birkaç soru. E, bir iki böyle biraz daha tatlı soru. Ardından da sizlerin sorusuna geçeceğiz. Eğer ki tabii o kadar zıksız zamanımız kalırsa. O yüzden eğer bir sorunuz varsa şu an yazmak yerine biraz daha bekleyebilirseniz böyle yayının sonlarına doğru sorarsanız mükemmel olur. Her türlü soruyu da almaya çalışacağız artık bakalım. O sırada ben şeyleri de hazır edeyim bir yandan. Soru, şeyleri, kendi sorularımı da bir yandan hazır ediyorum. Ve hepinizin merak ettiği Skyrim'le ilgili bir soruyu da sormayı planlıyorum bak. <laughs> <laughs> tamam. Onu da öğrendiniz inşallah. Bir alttan link linkleri atma şansın var mı abi? Hemen ben onlarla hemen ben atayım abi. Hemen sana özelden atayım. Ee, şeyden atsam sana sıkıntı olur mu? Whatsapp'tan atsam sıkıntı olur mu? Olur olur olur. Direkt Şu an açık. Discord'dan Çok atsam, atsam sıkıntı çünkü. Buyur abi. Buyur. Tamam. Tamam. Şuna. Herkes, herkese panda sponsorluğundan çay. Evet. Zaten direkt evet. o, o... Yok mu abi fiziksel bir cam düzenlersek eğer orada böyle şey yapmamız herkese çay dağıtmamız. Ya bu bizim kalkerler Covid çıkmasa kalkerler patlamasaydı orada zaten ben herkesi ciddi ciddi <laughs> şeyin başında semaver başında çay dağıtıyordum. Yani <laughs> abartısız yani oraya 600 700 kişi geliyorsa 300'üne çay dağıtıyordum. Hı hı. Onu yapardık hatta belki ileride gene zorlu PSM'yi kapatırız, Cem'i de dahil ederiz abi. Allah var ya, ya mükemmel olur abi cidden çok isterim yani gerçekten çok isterim. Ben Zihin abi... açıklığı versin diye çay dağıtıyor. Evet evet gibi. evet, evet Ben abi geçeyim mi sorulara? Okey misin? Hemen. Bana 17 saniye veriyorsun. Tamamdır abi. 17 saniye veriyoruz. Selamlar efendim. Vallahi efsane olur bu arada. Ben şeyi çok istiyorum. Yani bu şu anda 3. cemimiz. Hani 4. cemde ya da artık hangisinden denk gelirse 5. defa artık böyle fiziksel yapmayı. Hani bir taraftan tabii ki online'ında olacağı ama offline versiyonlarında yapılacağı bir yer olsun çok istiyorum. Bakalım artık bir sonraki için çok heyecanlıyım o yüzden. Özellikle şu anda böyle Covid'in şeylerine doğru geliyoruz. İnşallah umarım sonlarına doğru. Okeysek göreceğiz. Fiziksel arka abi. eliniz. Efendim abi. Şimdi dünyanın en iyi storiesini de atıyorum izninde hemen. Tabii abi. Şey yaptım. Arkadaşlar kusura bakmayın koştur koştur gelince. Ben dedi bir huy var abi. Hani atıyorum 4 saat önceden paylaşmam. Hep yarım saat kalı. Hani millet böyle şey yapsın diye. Bu defa yetişemedim. O sırada koşturup duşa girdiğim için. Şimdi <laughs> Yok Şimdi telefonu abi. bir ekran tutacağım garipseme. Yok. Evet hanımlar beyler sevgili Instagram ailesi bu karizmatik adamı görüyorsunuz Ataberk Atom bu da ben e, canlı yayındayız kaydırıp gelirsiniz hadi öptüm tamam. Gördüğün gibi dünyanın çok, çok en tefektir. Çok güzeldi bu arada bayağı güzeldi. bayağı ben güzeldi ben... Hay, Biraz geç kaldınız ama <laughs> biraz geç ah kalındı ama ya, çek be. biraz geç kalındı ama olsun biraz geç kalındı. H hızımı onu da bir sonrakine tamam. Ha, bir, sonrakine, bir sonrakine bir sonrakine. Şu linki hemen tekrar şey yapayım. Ben <laughs> ka kanalı başta şey bu oyla yazmaya çalıştığım için atom gibi. <laughs> Onu evet. O düşülen bir şey ya. Hiç dert değil abi. Tamam. Oh çiçek gibi. <laughs> Bunu da hikayeye attım. Oh be dünya varmış abi. Evet. O zaman hazırsak tamam. red to Go'sa olsa ben başlıyorum abi. Yapıştır. Tamam direkt zaten burada da biliyorsun biraz daha böyle sektörsel konuştuğumuz için ben direkt sektörden girmek istiyorum. Biz burada e, cam etkinliklerinde genellikle üretiminden bakıyoruz, dağıtımından bakıyoruz, işte arka plandaki olaylarına falan bakıyoruz ama hiç 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 bakmadığımız ve genel olarak hani aslında en de az bilinen bir kısmı bu işin de yayıncılık kısmı. Oyun sektörünün bu yayıncılık tarafı. Ben direkt olarak çok basit bir soruyla girmek istiyorum. Neden yayıncılık? Neden yayıncılık? Şimdi buna tabii herkesin kendince bir hikayesi vardır. Bunu zaten bütün yayıncılar bir yerlerde anlatır. Benimki biraz daha enteresan ona göre. Şimdi yayıncılık hani temel olarak baktığında dünyanın en güzel mesleklerinden biri. Hep verdiğim örnek dünya üzerinde eğer hani üst bir noktaya çıktıysan tabii hmm. e, hem büyük paralar kazandın ya da para kazandın diyelim. Hem para kazandın hem de insanların sevgisini kazanabildiğin tek meslek. Hmm. Çünkü diyorum ya e, doktor olursun uz, işte TUS'a girersin uzmanlık yaparsın yıllarını verirsin ve çok para kazanabilirsin ama hani sağlık çalışanlarının hakları başına gelenler ortada. Milletvekili olursun. Müthiş paralar kırarsın ama ardından vatandaş söver. Bizde ya biz oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz, para kazanıyoruz. Üzerine de insanların evlerine girip ailelerinden biri oluruz. Ciddi ciddi sen, ben, Deki, Pelin, Sungur, Mete, X, Ferit. Kendi aile bireyinden çok seni beni gören izleyiciler var. Hani evet. bu kadar insanların hayatına dahil oluruz. Tabii ki böyle mesleğe kim hayır der? Hani bazen tamam evet yoruluyoruz aman işte burnout oldum ay tükendim ay artık yayın yapacak ya tamam yani hani evet tabii ki yorulucu evet tabii ki sıkıntıları var evet sosyal medya linçler falan filan zorlu da dünya üzerinde bundan daha iyi meslek yok. Ha ben neden girdim dersen ben kafayı yemiştim bir dönem. Minik bir depresyon dönemi oldu? Yaş böyle 30'a yaklaşıyor. İşimden ayrılmışım, ceketi alıp çıkmışım. Annemin yanında yaşıyorum. Atletle geziyorum evde, Behzatçı izliyorum. Ne var la? Ne haber la? Falan kapıya böyle kapıyla konuşuyorum. O dönem dedim ki artık kapıyla konuşmak bir yere kadar sanki yeter. Ee, onun yerine kendi kendime konuşacağım ama video çekeyim. YouTube'da videolarda yayında o dönem StarCraft oynuyordum. StarCraft yayınları yapayım hani insanlarla konuşayım diye girdim. Depresyondan çıkış anahtarımdı benim. Ha, sonradan mesleğimiz oldu. O, tamam o da Allah razı olsun yani işin güzelliği oldu. Hı, hı Vallahi çok güzel. Benim zamanımda hiç unutmam. Ben 2012'de ilk defa o zamanlar kaçıncı sınıfım onu da hatırlamıyorum. Ortaokulda falanım yani bizim bir arkadaş vardı Batuhan. Ben böyle YouTube da nedir onu bilmiyorum. Gelmişti falan böyle bana şey demişti. Kanka dedi şimdi YouTube var. YouTube'da böyle millet video çekiyor falan böyle. Minecraft videoları çekiyor. Deli para kazanıyorlar böyle. Çok bir de ünlü oluyorlar falan diyordu. Ben de hadi be falan yapmıştım. Ondan sonra Mübarek Oyuncular isminde. Holy Gamers isminde bir <laughs> kanal da açmıştık hatta. Hiç unutmam. Bizim başlığımız öyle dedi. Mükemmeldi ya. Yani çok herkesin böyle farklı bir hikayesi var. Seninkini duymak abi. güzel oldu abi güzel oldu peki böyle güzel yanları var çok şey yanları var bir de hani her ne kadar sevenler olsa dediğin gibi linç tayfa ve hater tayfa da çok fazla var özellikle ikisinin arasında olup hiçbir şey düşünmeden şey diyen de var direkt genel olarak hani herhangi bir kişinin haterı değil ama genel olarak şunu söyleyen çok fazla insan var sen para kazanıyorsun atıyorum x kişisi x yayıncısı bu parayı kazanıyor ve haksız kazanıyor diyor benim diyor babam inşaatta evet. orada çalışıyor. O diyor bunu kazanmıyor ama diyor ben burada bunu kazan şey sen burada bunu kazanıyorsun diyor. Ve işte yok yoruldum diyorsun, bilmem ne diyorsun vesaire vesaire. Sen diyor bunu asla kazanmamalısın. Sen böylesin, sen şöylesin. Bu genel olarak bu nasıl bir duruş sence? Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Abi şimdi ben de o konuda empati kurmaya çalışıyorum tabii ki ama yani ya gerçekten çok garip bir durum. Hani direkt şunu da diyemem. Ne alakası var canım? Biz insanlara işte insanların güzel vakit geçirmesini <laughs> sağlıyoruz. İşte en, hani entertainment yapıyoruz falan filan. Tabii ki doğru. Evet, gerçekten hani sende de vardır. Hatta genelde bütün yayıncılar için geçerdir. Yani 45 yaşındaki dayı da oturur seni izler, 14 yaşındaki çocuk da. Gidip e, işte Ağrı Doğu Beyazıt'taki savcı da seni izler ne bileyim Tekirdağ Çerkezköy'deki doktor da seni izler. Hani o kadar geniş bir coğrafyaya, o kadar geniş bir yaş aralığına ve o kadar geniş bir kitleye hitap ediyoruz ki hani bunu meslek olarak görmemek aslında çok tabii ki absürt kalıyor biraz. Çünkü tabii. gerçekten insanların iyi hani bu senin çok iyi oyunculuğundan olabilir. Bu senin masal anlatıcılığından, hikayeciliğinden olabilir. Bu senin özel bir yeteneğinden olabilir. Birçok farklı sebepten sen insanların iyi vakit geçirmesini sağlıyorsan... ...gündelik hayattaki dertlerin... ...çünkü hakikaten yani bok gibi bir ekonomide ve berbat durumlar içinde yaşıyoruz. Özellikle gençlik. Hı hı. Hani e, gündelik hayatta işte patronla derdin oluyor. Çalıştığın yerde derdin oluyor. Okulla derdin oluyor. Ailenle, en kötü kız arkadaşın ya da erkek arkadaşının tribi oluyor... 40 tane şey oluyor ama sen o yayına geldiğinde 2 saat 3 saat de olsa kafanı oradan uzaklaştırabiliyorsan bu e, ciddi anlamda hani karşındakine sunduğun bizim sunduğumuz bir artı değerdir ve meslektir. Hı hı. Burası okey. Burada da hakikaten bence hepimiz güzel işler çıkıyoruz ve hepimiz bunu farklı yönlerde. Sen yaratıcılığında örneğin Ferit ya da Cantu oyunculuğuyla ben muhabbetimle öbürü işte e, esprileriyle. Ama diğer taraftan da baktığında baba hakikaten oturduğun yerden 50-60 bin liralar, 100 bin liralar kazanıyorsan bana da koyar. Ya ben bu işin dışında olsam ne yalan söyleyeceğim bana da koyar abi öyle para kazanılır mı? Dolayısıyla şey lazım. Kazandığımız paraları özellikle tabii bu 50-60 bin liralı herkes kazanmıyor. En azından Ataber kazanmıyor ama sözleşmeli yayıncılar benim de dahil oldum Twitch'ten, Facebook'tan, YouTube'dan, oradan buradan ya da büyük markalarla çalışan yayıncılar kazanıyor. Diğer taraftan baktığında saat 9'dan 5'e çalışan bir beyaz yakayı düşün. Bir işçiyi düşün. O işçinin çocuğunu düşün. Bunları görünce işte orada jip, orada havuzlu villa, orada et çeviriyorlar böyle. Ete et demiyorlar yani. E, insanın i̇nsanın tadını kaçır ister istemez. Böyle bakan arkadaşları anlayabiliyorum. Empati kurabiliyorum. Yeri geldiğinde de hak veriyorum. Ama yanılıyorlar. Çünkü işin diğer tarafında bu kadar geniş bir kitle eğer sen pozitif etki yapabiliyorsan bu televizyondaki kışkırtık talk show'lardan çok daha kesinlikle. iyi hani daha verimli bir meslektir yani hı hı. daha bir meslektir onlarınkinden kesinlikle yani sonuçta bu da dediğin gibi hani bir iş bir iş olarak yapılıyor. Yani hep herkesin bir emeği var, herkesin burada sarf ettiği bir şey var ve hani dediğin gibi hani bunun da bir başlangıç noktası var dedim. Yani ben mesela o kadar dediğin gibi kazanmıyorum. Ben şurada bir senelik bir insanım ama e, sen kaç senedir burada olan bir insansın abi. Hani bir yerden başlıyorsun, ilk başlarda o kadar belki kazanamıyorsun falan ama hani bunun çok büyük bir emeği var arka planında. O evet. şekilde de bunu çok fazla da bilmeyenler var. Peki bu parasal konudan da ben mesela şey sormak istiyorum. E, şimdi bu şey üzerinde de yayıncılık kitle üzerinde de iki tane yine böyle bir tür var. Bir tanesi abi biz zaten bir şey kazanmıyoruz ne kazanıyoruz işte yok bilmem işte ekmek parası gibi takılan acayip büyük insanlar da var. Ya da işte böyle gerçekten hani e, bir de şey düşünen tayfa da var. Bunu gerçek sanan tayfa da var ya da ee, milleti böyle işte aylık onlar milyonlar kazanıyor falan diyen tayfa da var. Şimdi bu para konusunda şeyi sormayacağım. Asla bir hastaneye ne kadar kazanıyorsun ya da insanlar ne kadar kazanıyor gibi değil ama insanların düşündüğü kadar ortada e, hani böyle hızlı bir para akışı var mı? Yoksa e, diğer kitlenin de düşündüğü gibi gerçekten aslında hani kimisi var çok yüksek kazanıyor ama genel olarak aslında çok da fazla bir şey kazanılmıyor gibi bir şey var mı ortada? Yani şöyle evet tabii ki büyük paralar özellikle büyük markalarla çalışıldığında ya da işte Yayın platformlarıyla anlaşmalar yapıldığında büyük paralar dönüyor ama Bunu e, Şöyle düşünebilirsin abi Nasıl Futboldan örnek verebilirim futbolda birlikte 20 takım olur ama asıl parayı 3 takım Ya da 4 takım <laughs> kazanır ya da e, 20 tane Avrupa'da lig vardır ama parayı şampiyonlar ligine gidenler kazanır yani <laughs> dolayısıyla en top tier diyor Gavur buna yani eğer üst seviye bir yayıncı isen evet onlar için geçer. Tabii ki para akışı var ve doğal olarak maalesef markalarda sürekli aynı kişilere şey yapmaya başlıyor. Hı hı. Ulaşmaya başlıyor. Çünkü en geniş kitleye en verimli şekilde onlar ulaştırıyor. Ama diğer tarafta da özellikle bu şey yeni başlayan hani low ya da mid -tier diye. Hani alt ya da orta seviyelerde olan yayıncılar için mesela bu tam tersi. Özellikle Twitch'in son fiyat politikasından evet, sonra evet, evet. çok fena sıçıp batırdı yani. Yayıncı tarafında sıçıp batırdı. Yoksa kullanıcı tarafında müthiş bir şey 10 lira inmesi. Abi sen ne yaparsan yap yani eğer hayatını yayıncılık üzerine kurmak istiyorsan şu anda Türkiye olmak isteyeceğin en son yerlerden biri maalesef. <laughs> e, dolayısıyla burada evet bir ikiye ayrılıyor. Hani Türkiye'de de şey vardır ya ekonomide bir gelir dengesizliği vardır hep. İşte şey derler %10'luk zengin üst tabaka. O yayıncılıkta da var. Yani %10'luk bir tabaka var işte o en üst seviye dediğimiz. İşler onlarda toplanır, sözleşmeleri onlar alır. Tabii onlar dediğim beni de bir noktada daha şimdi. Sanki ben değilmişim de millet kazan, <laughs> Ben de yani o tabakadayım şimdi yalan yok. Ee, ama kalan %90 hani o günü kurtarma yani şey söyleyeyim. Ayda 2000 lira kazanayım da hani bekar evimi rahat rahat geçindirip ileriye yatırım yapabileyim diye devam ediyor. Dolayısıyla e, her ikisi de var <laughs> ama biri %10 biri %90. Anladım. Peki mesela şimdi dedin ya belirli bir kesim gerçekten e, kazanıyor ama %90'lık kesim aslında e, artık başka tier hani dediğimiz, evet. de, tier mi deniriz günü kurtarmaya çalışan. Aynen günü kurtarmaya çalışan. Ve bu aynı zamanda sadece parasal bakımdan değil, izlenme bakımından da aslında böyle diyebiliriz değil mi? Peki mesela bu bu işe başlamak isteyen insanlar için bir engel mi? Yani ben mesela hiç bu işte olmasam ee, ve bu işi gerçekten iyi yaptığımı düşünüyorum diyelim. Ben diyelim. Mizahıma güveniyorum. Şeyime, bir muhabbetime, sohbetime güveniyorum. Oyunculuğuma güveniyorum. Ben buraya girmek istiyorum. Ee, ama ben bu top tierdeki insanlardan korkup zaten izlenmem, zaten bir şey kazanmam diye korkmalı mıyım? Yani burada ortada bir yani tekerleşme mi denir artık ne denir? Hani böyle bir şey ortamı tam olarak var mı sence? Ya maalesef var. Şimdi <laughs> baştan onu söyleyeyim. Çünkü e, bunu yadırgadığımdan değil. Çünkü yani herkes kendi çevresini büyütmek ister. Hani hı hı. bizim politikada da çok sık yaşayıp şikayetçi olduğumuz bu... E, ...işte ailecilik, kemşiricilik var ya... E, ...herkes kendine yakın olanı büyütmek ister ki bu gayet normal ama... ...şimdi bunlar organizasyonlar e, altında oluyor ve... ...çok gerçekten başarılı organizasyonlar. Şimdi bugün baktığımda ...işte geldi, e, ne bileyim BBL'de, de, ...öbür tarafta Cantun TKT, o isim değiştirdi sanırım... ...ya da işte Evren tayfası, Limon tayfası. Hı hı. Şimdi... Bunlara dahilseniz eğer bir şekilde tabii ki e, o yayıncılarla beraber içerik çıkararak mu, o muhabbetli bir boost kazanır ve e, büyürsünüz. Hı hı. Bu ama değilseniz işiniz gerçekten çok zor. Ben çünkü oturuyorum yani tam Facebook'ta yayın yapıyorum ama Twitch'i de takip ediyoruz aktif olarak. Ben mesela büyük yayıncı izlemem. Tanıyorum hepsini. Yani ne, ne halt edeceklerini, yayında ne yapacaklarını biliyorum zaten. Neyini izleyeyim zırt pırt gördüğüm hı hı. adamı. <laughs> Küçük yayıncılara bakıyorum. Tabi bunun tırnak içinde sakın yanlış anlaşılmasın. Hani i̇zlenme babında yoksa ne <gülüyor> içerikler <gülüyor> var yani. Ee, abi yok izlenmiyor. Hı hı. Şimdi yeni başlayacak biri için bu büyük bir tehlike. Eğer motivasyon para kazanmaksa abi yok ya da abim ablam yok. Şundan dolayı aradığını bulamayacaksın. Hı hı. En azından ilk belki 6 ay, ilk 1 sene, ilk 1,5 sene bilmiyorum. Ben mesela 4 sene para kazanmadım. 5. senede kazanmaya başladım. Ama benim motivasyonum para değildi diyorum ya ben kafa hani kafa dağıtayım insanlarla şey yapayım. Eğer bundan keyif alıyorsan abi, yap, yaptığın içerikten insanlarla o muhabbete geçmek e, ya da işte dostlarınla oturup arkadaş grubunda oyun oynayıp yayın yapmak. Bunlar keyif veriyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama bir yerde tabii ki para kazanman gerekecek. Yani eğer bunu devam ettirebilmek istiyorsan. Bugün bir tane en dandik webcam aldım 1000 lira. Mikrofon aldım rodenti 3000 lira. işte ben bir tane kamera aldım 15.000 lira. Bu ne ya? <laughs> Şu kasayı kurmaya kalksan 25-30 bin lira. Hani diyelim ki benim gibi ağır triple A oyunlar oynuyorsun. E sana 2000 ya da 3000 serisi kart lazım. E bu kadar yatırımında bir yerden parasını kazanman lazım. E maalesef o bahsettiğimiz tekerleşme var, mevcut ve buna hayır, niye böyle oluyor da diyemezsin gayet doğal. Herkes Kesinlikle. kurumsallaşmaya çalışıyor. E i̇şler o konuda zor. Hani bu işe girecek arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Maddi açıdan olabilecek en karamsar senaryo ile girin, parayı arka planda bırakın, keyif almaya çalışın. Çünkü düşündüğünüz ya da istediğiniz parayı uzunca bir süre kazanamayacaksınız. Peki, ya. mesela şu anda hazır böyle tavsiyelere geçtik. Hani bu tarz işleri yapmak isteyen insanlarla ilgili. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Bunun bir küçük yaşta başlamak isteyeni var. Bir de gerçekten okulunu bitirmiş, işlerini biraz daha öyle halletmiş ve o şekilde girmek isteyenler var. Şimdi bu ikisi arasındaki hani şeylere de aynı şeyi önerir misin yoksa küçük yaştakilere ayrı büyük yaştakilere ayrı şeyler önerir misin? Ya şöyle mesela e, öğrenci arkadaşla için konuşalım hatta özellikle üniversite öğrencisi <laughs> e, de ki covid yok aktif okula gidip geliyor yani dersleri gibi. E, kalan vaktinde ne yapacak diğer alternatif ya hatun peşinde koşacak hadi manita diyelim hatun <laughs> erkek neyse. Ya işte PlayStation oynayacak ya mal mal oturup TLC isteyecek evde. Şimdi bu adamın kaybedecek bir şeyi yok abi. Otur yayın aç lan ne olacak evde oturuyorsun eğer bilgisayarın internetinde el veriyorsa yay yayın yap. Çünkü kaybedecek bir şey yok risk yok ama. B senaryosu yaşça artık 26-27 olmuş üniversite diplomayı almış falan filan. Bir şekilde o hayatın baskısı böyle şuradan enseden çökmeye başlamış yani. Ne biraz işte evlenmem mi lazım? Nah evlenirsin. Para kazanacağım. Nah kazanırsın. Bilmem ne yok. Şimdi bu hayat böyle ensenden sana köklemeye bastırmaya başladığı zaman o hani risk alma ulan gireyim yayın yapayım belki bir şeyler tutar şeyi güdüsü azalıyor tabii. <laughs> Dolayısıyla genç bir arkadaşa gözün kapalı gir. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Zaten evindesin ya da ailenlesin. Ama mesela ben 28 yaşında olsam diyelim. Döndüm 28 yaşıma. Ah biraz yaşımla ilgili ipucunu da vermiş oldum ama neyse tamam hadi 30 üstüyüz. Ee, döndüm 28 yaşın abi. Böyle bir topa girer miyim? Ben şu anda giremem mesela. Yani bunu başarabilmek için seni çok ön plana çıkaracak, çok farklı kılacak bir özelliğin de olması lazım. Artık bu ne olur bilemiyorum. Ha, şu da oluyor işte. Mesela Barış Özcan'ı izliyoruz değil mi YouTube'da? Bu adam 3-4 sene önce yoktu bu kadar. Ama evet. ne oldu? İçerikleriyle, işte o videonun kalitesiyle, storytelling o anlattığı hikayelerle masalcılığıyla müthiş bir kitle kazandı ve müthiş büyüdü. Böyle başarı hikayeleri de çıkabiliyor ama bunlar da dediğim gibi hani yayıncılıkta %10 demiştik ya hı hı. belli bir yaştan sonra bu oran daha da düşüyor, düşüyor %5'lere düşüyor evet. Peki mesela daha da genç tayfa için atıyorum lise ben şeyi çok görüyorum. bir gün annem böyle geliyor işte diyor benim diyor arkadaşımın diyor oğlu seni izliyormuş. O da demiş YouTube'a başlıyor bilmem ne bilmem ne. Ben bu kafalarda genellikle hani ee, bilmiyorum ben en azından öyle düşünüyorum. O yaşlarda bence yapılmaması gereken bir şey. Neden? İki sebebi var. Bir ülkemizde hani bu tarz olaylarda yap fazla pozitif bakıyorlar. Direkt abi küçük yaşta yüklenin bilmem ne böyle deyip de işte böyle e, boşuna hypelayıp sonra böyle ortada bırakıyorlar ya da bu zaten küçük deyip fazla linçliyorlar. Ve ikinci sebebi Aa. de evet ve ikinci sebebi de hani o yaşlarda bence biraz daha derslerine odaklanıp biraz daha kendini tanıması gereken bir şey. Hani burada ben biliyorum burada ne kadar büyük yaşta benden büyük genellikle burada benden büyük insanlar da var ama benden küçük insanlar da var ben 23 yaşındayım ee, benden küçük insanlar da var burada ee, lisedeki insanlar da var ben onun onlar için genel olarak sormak istiyorum ya ben mesela an kendimden örnek vereyim ben aynı şekilde lisede bu kafadayken ben lisede başlamıştım ama ben bıraktım <laughs> devam etmedim aynı bu sebeple ve bilerek mesela üniversite bittiği saniyede hani ben bunun için hazırlık yaptım üniversite bittiği saniyede ben tekrardan mesela başladım. Yani sana şöyle sorayım. Sen e, şu anda dışarıdan bir izleyici olsan lisedeki seni izler miydin? Yok. Oturup böyle. Yok. Değil mi? Yani ister istemez benim mesela üniversite benim sebebi de o. Şu, üniversite nerede okuduğunuz fark etmez Hı -hı. ya da o çağlarda diyelim. E, bu karakterin ve hayat deneyiminin de oturduğu bir şey olduğu için şimdi Kesinlikle. insanların sizi izleyebilmesi için. Ya şu da var mesela çok ekstrem örnekler de var. Neydi o Cantu'nun ufaklığı? Melih miydi? Melih. Melih. <laughs> Çocuk kaç yaşında? 10-12 yaşında içinden geçiyor ama burada tüm çeti şey yapar. Valorant'ta, Counter'da içimizden geçer. Ama o ekstrem bir yetenek. Şimdi o çocuğu oyunculuğu için izlersin ama onun dışında 12, 10, 13, 15 yaşındaki bir adam mesela bana hitap etmez. Çok farklı bir şey yoksa. İster istemez şeyi bekliyorsun. İzlediğin insanın sana hani bu genel kültürüyle olur, hitabetiyle olur. Sana bir şey katmasını istersin yani. Dolayısıyla lisede ne olacak hani lisede hayatın tadını çıkar kardeşim sen lise hayatını yaşa üniversitede ya da daha sonrasında düşünürsün öyle öyle söyleyebilirim ben de çünkü e, bu şey gibi değil ya bu futbol değil ya da bu basketbol tenis formülü değil hani 6 yaşında go kartla başladı ve 20 yaşında McLaren koltuğunda öyle bir şey yok yani evet. yayıncılıkta ya da YouTube içeriğinde sen ne kadar doluysan karşıdaki insana da onu verebilirsin dolayısıyla biraz önce bekle sabret yaşa hayatı ondan sonra gelirsin ya. O kadar da acelesi yok Evet, evet, evet. Kesinlikle. Bir, de bir yere gittiği <laughs> yok yani. Kaçmıyor. Yayıncılık, YouTube hep büyüyecek artık. Yeni medya bu. <laughs> kesinlikle. Bazen böyle şey falan muhabbetleri dönüyor işte. İşte şu an Twitch birden tak diye çökse yok işsiz kalır, yok o olur, yok bu. Ben hani ona da zaten inanan bir insan olmasam da çökeceğine de inanan biri değilim. Genel olarak aynı dediğim gibi. Hani dünya bu şekilde gidiyor çünkü. Hani bunun bir yere gideceğini ben de düşünmüyorum. Peki şeyi soracağım abi bu... E genel olarak şeyler de olabiliyor. At, en ufak söylediğin küçük bir sözle bile ya da orada yanlışlıkla dilinin suçmasıyla beraber ya da bir kelimeyi eksik kullanmanla beraber bile bütün ülkeyi bazen önüne bile alabiliyorsun. Genel olarak evet. şey olmadan herhangi bir isim vermeden direkt herhangi birine bu olabiliyor. Bunları zaten biliyoruz. Hem bu konu hakkında kendine düşünüyorsun hem de bunun gibi Değişik farklı riskler de bu yayıncılık şeyinde var mı? Hani hep güzel yanlarını konuşuyoruz ama kötü yanları nelerdir? Ne gibi riskleri var? Neler olabiliyor? Abi şöyle bir kere sen kendini binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın önüne koyduğun zaman bir kere şunu kafadan göze alacaksın. Evet sevenlerin olacak, destek verenler olacak. Seni haksız bulan eleştirenlerin olacak. Bir de bir kitle var sen ne yaparsan yap senden bu ne... Allah belanı versin diyecek yani senden ölümüne nefret edecek bunu göz almak zorundasın ve bu şeyden bağımsız senden karakterinden içeriğinden bağımsız bazı insanlar nefret etmek için varlar ama onun psikolojisi de ayrı onu çok ayrı konuşuruz şimdi burada bir kere şu lazım hani derler ya çelik gibi sinir ya da tolere edebilme yani e, tabii ki güzel eleştirilere eyvallah kardeşim kankayız aileyiz süperiz falan deyip kötü eleştiri aldığında sen de eğer patlamaya ya da sinir krizi eşi, eşiğine geliyorsan orada bir sıkıntı var. Ya bu işin sıkıntılı yönleri var ve büyüdükçe bunlar daha azalmayacak. Yani sen atıyorum yarın bir milyon takipçi olduğunda daha çok tabii ki daha çok sevileceksin ama aynı zamanda daha çok nefret edileceksin. Buna zihnen hazır olmak lazım. Bir yayıncı da hani olmazsa olmaz gereken bu. Onun dışında yani yüzlerce yayın yap, binlerce ben kaç yayın yaptığımı unuttum. Kaç oyun oynadım. Kaç videom olduğunu biliyorum. Bazen Instagram sayfalarında paylaşıyorlar. Oha diyorum 4500 videom mu varmış. Düşün. Buna rağmen ben bile yayınlarda çok temel hatalar yapabiliyorum. Dil sürçebiliyor. Yeri geliyor anlık refleksle ben mesela küfür etmekten özellikle kaçınan biriyim. En fazla diyeceğim şey göttür falan yani. Pardon. Yok hiç. Ee, ama işte. şey. O göt dedi. <laughs> ama şey. Mesela ben bile o kadar oto kontrol yapmama rağmen çünkü o şey birinci var bu ama e, yayıncı da olur olmaz onu yargılayamam ama ben de var niye seni izleyen işte çok geniş bir kitle var YouTube'da, Twitch'te, Facebook'ta fark etmez işte sigara, alkol, küfür bunları olabildiğince ben minimuma indirmeye çalışıyorum hani Family Friend'de aile dostu bir yayın yapmaya çalışıyorum ama bu benim tercihim bunu yapmayabilirsin yapmayan da var ona da niye yapmıyorsun diyemezsin ama e, şimdi küfür ve ağır muhabbet içeren bir yayında tabii ki seyirci de ona göre tetikleniyor doğal olarak seyirci de evet. ona göre şekilleniyor seyirciden aldığın tepkiler ona göre olmaya başlıyor dolayısıyla e, yayında kırdığın bir pot yaptığın bir hata bu seksist bir yorum olabilir bir küfür olabilir bir siyasi bir şey olabilir e, eğer kitleni kontrol edemez konumdaysan e, çok başına belalar açıyor ve bu ne kadar izlendiğinden ne kadar şeyden bağımsız öyle bir şey olduğu zaman geçmiş olsun sıçtın yani 3 evet, gün evet. ö, imajı toparlamakla uğraşırsın o da artık becerebilirsen çünkü evet. öyle bir noktadayız ki insanlar o 10 saniyede yaptığı potla hatırlanıyor. Sen evet. bir saat burada doğru konuş, bir dakika hani e, tartış tartışılabilecek ya da insanlar farklı gelecek bir söylemde bunu. Sadece bir dakika. YouTube'da kalan 59 dakikayı görmeyeceksin. <laughs> Herkes diyecek ki Ataberk Atom gitti panda'nın bilmem nesine böyle böyle sövdü canlı yayında. Çağat böyle paylaşılacak ve o kadar çok izlenecek ki şaşıracaksın. Değil mi? Devir devir böyle bir devir. Bazen senin kontrolünde olmuyor ama hani bir yayıncı ya da bir içerikçi olarak da abi sen de maksimum oto kontrolü sağlamakla yükümlüsün o konuda. Hı hı hı. Anladım abi. Şimdi ben biraz daha şey konularına girmek istiyorum. Bu üretim konusuna artık biraz girmek istiyorum. Ee, bu konuda şunu merak ediyorum ve burada birçok insan da muhtemelen merak ediyor. Ee, normalde bir oyun yaptığında bunu normal şey olarak reklam artık çok fazla veriyor hani böyle influencer marketing çok fazla marketing. yapılıyor. Evet. E, bu tarz işler size ne zaman geliyor ve hani hangi zamanlarda ve ne zamandan itibaren mesela abi sana gelmeye başladı, ne kadar bir büyümeyle gelmeye başlıyor ve bunun geri bildirimleri konusunda e, bir şeyin var mı hani bir feedback'in varsa bize paylaşabilir misin hani sana diyorlarsa ki biz senden sana şu kadar veriyoruz ama sana hani şu kadar da senden User alıyoruz gibisinden bir bilgin varsa da aha, o şekilde yani bunu bunu şöyle bu iki şekilde oluyor marka ya sana marka bu arada doğrudan hele arada ajans varsa ki <laughs> e, aslında ajanslarla çalışıyoruz Biz doğrudan marka gelip çok ender oluyor tabi ajanslar çok veri paylaşmaz ama şeyi görürsün mesela takip linki yani bu meşhur download linki işte aşağıdaki linki e tıklayarak ya da şu yukarı kaydırarak bilmem ne yaparsınız onları takip edebildiğin için Oradan bir geri dönüşü kendin ölçebiliyorsun. Marka memnuniyeti aslında şudur abi. Marka seninle tekrar tekrar bir düzenli çalışıyorsa sen o markadan aldığın ücretin karşılığını vermişsindir. Bu demektir ki senin kitlen e, o işte ürüne artık neyse yani e, ilgi göstermiştir ve zaten o markanın gözdesi olursun. Ben de şöyle bir hikaye var. Sene 2013 ya da 14 maltıpleri de çalışıyorum. Asgari ücret 1300 lira bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. YouTube'da da şey Facebook'ta da 180-200 civarı abonem var. Fena da değilim. Sonuçta her şeyi bırakıp İstanbul'a gelmişim. E, bu arada maaş 1300, evin kirası 1500. Bir ev arkadaşım vardı Uğur. Onunla beraber yaşıyoruz. Bir gün bir şey oldu. Bir mail geldi. Allah Allah. Neyse açtım. Bir site şimdi ismini vermeyeyim. İşte sevgili Pintipan'da falan filan biz seninle çalışmak istiyoruz. E, olur işte Panda kodu vereceğiz. Şu kadar indirim olacak falan. O dönem böyle siteler hala var da. Ee, tamam dedim. Ne kadar yani nasıl çalışabiliriz? Bir, ben sanıyorum ki bana link verecekler. Download üzerinden işte bilmem kaç cent alacağım. Ee, başlangıçta bütçemiz yalnız çok fazla değil. 500 Euro dedi. Bana bir titreme geldi böyle avradı. Ne 500 Euro mu? Çünkü maaşım 1300. 500 Euro 1500 lira. Ulan maaşımdan çok sponsorluk gelirim oldu bir anda böyle. Ve o zaten mesela beni... ...yayıncılığa iyice itan ...aa ulan bu işte para varmış ha dedirten ...olay... ...ilk bu sponsoru bağlayabilmem oldu. Hı hı. Çünkü o dönem işte... ...1000-1500 falan izleniyordum ve... ...çok büyük paraydı yani... ...bir şey 500 Euro. Evet bazılarınız biliyor zaten... ...o dönemki <laughs> sponsorum Sadece burada adını vermeyelim diye... ...yoksa severiz yani... ...şeyimiz yok. Ee, ve... ...ben o markayla 4 yıl çalıştım abi. Yani... İşte indirim kodunu zaten feedbackleri de şeyden alıyorsun. Bir yandan tabii ki marka seninle çalışmaya devam ediyor. Sana zamlar yapıyor böyle. Hadi 500-800 euro olsun. olsun. Diyorsun ulan acaba ben bunlara ne kadar para kazandırıyorum da bunu veriyorlar. <laughs> e diğer tarafta izleyicilerin diyor abi işte senin kodunu kullandık şöyle oldu böyle oldu ve e, bu şey uzun uzun soluklu ve sana sabit gelir olan bir şey dönmeye başlıyor. Ama burada şu çok kritik abi e, hani bunu bir yayıncı gözünden söylüyorum yani gidip Mahmut mobil oyununun sponsorluğunu almak çok da ters yapabilir. Burada hani sen ben bir yayıncı izleyicisini tanır. İzleyici kitlesi hangi oyunları sever? Nelerden hoşlanır? Neyi yaparsa o tarafta karşılık bulabilir. Ben şimdi gidip makyaj malzemesi şey yapsam ne olur? Ya da hatta bir tane influencer vardı. Çok güldüm lan o şeye. Adını vermeyeyim. E, zaten hatırlamıyorum da ama Instagram'da şey böyle doğada yoga yapıyor tamam mı sürekli? Böyle bükülüyor güneşi selamlıyor süper 3 gün sonra Burger King rekla reklamı yaptı abi kız. dedim <laughs> o kadar alakasız. Yani mesela bunu yapmayacaksın abi. Bunu yapmayacaksın. Orada ye işte detoks, yeşil çaylar, bilmem ne deyip sonra Burger King reklamı yapmayacaksın. Dolayısıyla onu biz yaparız kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. Yapılacak. Görüyorsun burada. Ulaş Ataberk'e ulaş halletsin. <laughs> ee, olayımız o abi. Yani kitleyi kendi izleyicin sen bilirsin ve orada markayı e ve ürünü doğru seçeceksin tabii ki. Gerisi artık izleyicine kalmış. Bir de şeyi de insanları öğrensin. Bu genel olarak bu tarz bu sektörde reklamdan çok sponsorlardan ve bu markalardan para geliyor değil mi? Tabii tabii. tabii. Hı -hı. Peki tabii oranı yani ne şey... dersin mesela? Nasıl bir oran verebilirsin buna? Ee, diyelim ki ben sözleşmeli değil normal bir yayıncıyım tamam mı? Hı -hı. Ee, hatta kendimi 2-3 sene önceki Twitch'ime döndürüyorum. Hı -hı. Ee, marka ve reklam geliri %60-65'ine şey yapar. Yani senin bu yayınlardan, bağışlardan abonelik, eğer doğru yapıyorsan tabi bu işi yani. Bağışlardan, aboneliklerden gelirin %35 kalan marka gelirlerinin %65 olur. Hatta ben bunu o kadar iyi yapan birini tanıyorum ki helal olsun. ismini vermeyeceğim. Helal olsun lan pis herif. <laughs> Kendi geliri Twitch geliri asıl gelirinin %8 abi. Of. Çok merak Düşün. ettim ama. Özelden 82, sarabilir miyim sonra? Tamam. <laughs> Tam tamam söylerim mesela. Vay tamam. wow, çok takdir ediyorum ya. Çok Canım merak değil. ettim şu an. Gerçekten. Ya bu yani. hani bu bu işi ne kadar doğru yaptığını gösteriyor. Yayını hobi olarak yapıyor artık adam. <laughs> Kendi tamam. Kaç izlenmiş, kaç abone gelmiş, kaç işte bağış yani <laughs> adam zaten %10'u bile değil anlatabildim mi? Anladım anladım. Chat'te de şimdi şeyler dönmeye başladı. Tahminler Dedik, dönmeye başladı. Dönsün. Hadi bakayım. Zerre ben de bilmiyorum ama şey atıldı yani. Zehirli ok çıktı artık. Evet. Peki abi şunu da öğrenmek istiyorum. Ondan sonra chatten biraz soru almaya başlayabiliriz. Ha, gerçi ondan önce iki tane de biraz daha tatlı bir şey soracağım da. Olur. Ee, bu tarz sponsorluklarda özellikle yeni başlayan insanlar için e, bu biraz daha tehlikeli. Biraz sahte şeyler de olabiliyor. Bu kanal çalınma mevzuları çok olabiliyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben benim eski kanalıma geçen mailine yanlışlıkla girdim. Yanlışlıkla tıkladım orada sağdan. Yanlışlıkla ona tıkladım. Ve artık hani... Ubisoft'un mailleri, Nike'ın mailleri ve hani artık ayırt edilemez. Bana burada ulaş var burada moderatör. o söyledi abi. Bak yapıyorsun da dedi bir dikkat et dedi. Hani nike.com çünkü. Anladın mı? Hani ubisoft.com. Evet, evet aynı Ubisoft.com. Evet, Merve'ye de olmuştu. Evet. Evet, yok işte Far Cry 6 işte daha şey işte Far Cry 6'nın bilmem nesini yapıyoruz. Nike'ın Far Cry 6 oynarsan para vereceğiz diyor. Evet M evet. Merve evet. de gelmiş e, Far Cry 6 oynayan para. Allah Allah <laughs> Ubisoft'ta yazdım var muhabbetimiz. <laughs> Abi böyle bir şey var. Lan saçmalama diyor. Niye para verelim Far Cry? istemiyorsan oyna oynama diyor. ya bu... Yani acayip kafalar. Nike ayakkabı gönderin. Evet kalıp, evet. Para evet. verelim. E iyi olur. <laughs> çok sapık <laughs> şey. olaylar. Çok sapık olaylar. Bunları ben daha yeni dediğim gibi az daha kanıyordum. Abi bunlar nasıl dojlanır? Bunlara nasıl insanlara ne gerçek ne yalan. Çünkü adam Nike.com'dan yazıyor. Evet ya o bak o da ben de çok şaşkınım çünkü hakikaten night.comdan geliyor nasıl evet, oldu evet. ben de anlamadım. Yani ama şey var arkadaşlar şöyle bir gerçek var ya bunun en kolay e, ayrıcı diyeyim too good to be true diye bir gavurun lafı var yani şu gerçek olamayacak kadar iyi. Hı hı. Şimdi ne gerçek olamayacak kadar iyi Far Cry 6 oyna da sana biz ekstradan bin dolar verelim. Nike ayakkabı giyin Instagram'da paylaş biz sana 800 dolar verelim. Şimdi bu bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse emin olun gerçek değildir. Ya buradaki en iyi ayraç bu abi. Çünkü hani işin teknik tarafında gerçekten ayırt etmesi çok. Sen düşüyorsun ben düşüyorum ya Merve geliyor koşuyor. Ha bana Ubisoft'tan farkı he he dedim aynen. Ben dururken sana gelmiş falan. Böyle bir de laf çakıyorum sonra bana saldırıyor böyle sinirleniyor. <laughs> Gerçek olamayacak kadar güzelse gerçek değildir arkadaşlar. Tek tek yolu bu. Yani ve bir de şey e, dikkatli olun çünkü en nihayetinde tabii ki markalarla çalışmak, arkada logo olsun, ekranda logo dönsün bunlar güzel şeyler ve size gelir olsun. Hatta düzenli gelir olsun ama e, biraz mesela kendinizi de ta tanırsınız yani 200 izlenirken 1000 dolarlık bir sponsorluk bağlamanız imkansıza yakındır. Ha 1000 izlenirsin falan filan o zaman düşünürsün yani. Burada bir kendinin, izleyicinin ve kendi değerinin farkında olacaksın. Bir de çok fazla güzel şeylere şüpheyle yaklaşacaksın. Olay bu abi. Evet. Peki abi son şey olarak bu sektörle alakalı olarak Ha şimdi 1K mı izleniyor? <laughs> şimdi abi o video şey, o teknik gerçek olabilir. Şu Değil anda Far Cry 6'ya 1000 dolar alıyorsun. Aa, birden böyle şimdi <laughs> sıratım giriyor. Şimdi abi son olarak şunu sormak istiyorum. Burada illa hani ...yayıncı olmak isteyen arkadaşlar... ...hatta yayın açan da illaki ...burada arkadaşlar vardır... E, ...bunlara kesin olarak... ...şunu yapmayın ve şunu yapın... ...genel olarak verebileceğim bir tavsiye e -E. var mı? Yap ve yapma olarak... Abi bir... E, ...gerçekten yaptığınız şeyden... ...keyif alın... ...bakın keyif almazsanız zoraki... ...seyirci istedi... ...ben bunu yaparsam daha çok izlenirim... ...ben bunu yaparsam belki sponsor gelir para kazanır... ...yapamayacaksın... ...bir iki üçüncü de hayattan soğuyan ve mutsuz asık suratlı bir adama dönüşeceksin. E, i̇kincisi izlenmeye takma. İzlenmeye takarsan gene aynı şekilde ulan hani atıyorum tamamen bağımsız bir örnek. Bu RP e, o yapıyorsundur. Bin izleniyorsundur ama sonra dönüp Civilization ya da bir strateji Age of oynayınca yüz izleniyorsundur. Eğer sen bunun psikolojisine çok girip ve sürekli ben çok izlenmeliyim, RP e yapayım, ondan sonra şunu da yapayım, bunu da yapayım diye izlenmenin kölesi olursan gene uzun vadede mutsuz olursun. Böyle çok şey var çünkü. Dikkat hani hafızanızı biraz yoklarsanız böyle çok izlenip sonra ortadan kaybolan sonra tekrar comeback atmaya çalışan o hatalara düşen büyük yayıncılar da vardır. Hı hı. Ee, onun dışında şey çok önemli. Tekrar hani paraya dönün para çünkü kazanacaksınız. Zaten bunu meslek olarak yapabilmeniz için düzenli bir şekilde bundan gelir almanız lazım. Ama bu konuda da acele etmeyin acele edersiniz gene aynı yola, aynı o karanlık deliğe düşersiniz ve kendi yayıncılık ömrünüzü kısaltmış olursunuz. Ya yani ben şimdi 10. senemi doldurdum ama ben diyorum ya işte Bannerlord oynanıyorum, 5000 iz izliyorum. Bu akşam şey oynayacağım, Rainbow Six oynayacağım, 300 izleyeceğim. Abi 300 kişi izlesin. Ben bundan keyif alıyorum. Bunu seven 300 kişi izlesin. Ertesi gün işte Fallout New Vegas oynayacağım, 500 kişi izleyecek. Sonra tekrar Bannerlord'da 3000 olacak yani. O kitle ayrı. Bannerlord ayrı. Fallout ayrı. Sen hepsine hitap et abi. Sen keyif al ama. Yoksa o kontrolü kaybetmeye başladığın zaman geri elde etmen, geri o kontrolü sağlaman çok zor oluyor ve iş işten geçmiş oluyor. Bir de aşırı yatırım yapmayın abi. Yani hemen daha yayıncıda tamam paranız vardır cebinizde helal olsun ama bu iş pahalı bir iş. Her şey pahalı. Dolayısıyla lap 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 en iyi kasa, en iyi makine aman bir tane tasarımcıya da 2000 liraya logo yaptırıp sakin yavaş yavaş başla abi sen zaten o geri dönüşlere göre kendini geliştirsin bırak seyirciler söylesin hı hı. hani neleri geliştirmen gerektiğini ve e, olumlu eleştiridir hep dikkat al herkesin kıymetini bir çetinde 5 kişi varsa o 5 kişinin kıymetini bilsen onlar sana sonra 25 kişiyi getirecek hı hı. E, bir de it köpek varsa hiç kafana takma banla geç ya uğraşma kesin o çok evet o çok şey bir şey Abi şimdi yavaştan ben çetin sorularına geçmek istiyorum. Ee, direkt direkt %90'ın sorduğu bir soru var. Vergi olaylarına dikkat edilmeli mi? Yapıl dikkat edilecekse nasıl edilmeli? <laughs> evet. 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 Nasıl Aa. soru? Güzel değil mi? Evet. Vergi olayları nasıl işliyor abi? Evet. Üzüyor. Üzücü işliyor. Takır takır işliyor. Var değil ya mi? nasıl işliyor aklın <laughs> yaşa. Biliyorum, biliyorum açık. <laughs> Ee, şöyle arkadaşlar. 100 lira aslında vergi şöyle işliyor. E, KDV falan ayrı tutalım. Yerde 100 lira buldum. Tamam mı? Devletin şu hakkı var. Kardeşim sen bu 100 lirayı buldun mu? Sen bunu cebine koydun mu? Bu sana gelir oldu. Ver bakayım 40 lirasını bana. Devletin bu hakkı var. Bizde vergiler biliyorsunuz biraz sağlamdır. Yani bunun içinde KDV'si, gelir vergisi, geçici, her türlü geçici yani. E, onun dışında işte muhtasarı şudur, yıllık, cartı curtu. Bizde 40 tane vergi var. Bunlardan kaçma yolu yok. Yani eğer ki belli bir meblağa geçiyorsan diyelim ki yılda artık altı haneli kazanmaya başladın böyle. Yüz bin liraları geçtin. Ee, onu o maliye yakalar hesabını da senden sorar. Dolayısıyla ola ki bu yayıncılık ya da YouTube içerik işine girdiniz. Para kazanmaya başladınız. İlk yapacağınız şey... E, hesaplı bir muhasebeci abi bulup hani 300-500 liraya artık şey yapıp ya da çok iyiyse bin lira bilmiyorum bir muhasebeci abi bulup şirketi kurmanız. Şundan dolayı şirketi kurduğunuzdan şöyle bir avantajınız oluyor. Devlet babaya diyebiliyorsun ki Aa işte vergi barışı varlık barışı. Çünkü vaktinde veremediğimiz, benim bile vaktinde veremediğim vergiler oldu. Cezasını çektim. Niye? Bana vergi dairesinde dediler ki sen 2017'de Paypal'dan işte sallıyorum. 60 bin lira almışsın. Ulan bırak 2017'yi. Ben dün kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum ki. Yedim Valla ben bu konuyu... Ha diyor ki ispat et nereden aldın? Tek tek soruyor dedim, değil mi? Bütün hesap he, özetini gösterip. Evet dedim şöyle bir şey yapalım memur bey. E, ben bunu kabul etmeyeyim siz Paypal'a gidin sorun bakalım ben kimden almışım. Çünkü devletin tabii ki devlet <laughs> ispat etmek zorunda. Tek sorun Paypal yok piyasada. Mesela o öyle kaldı ama e, mesela şeyi devlet sizden gelirinizi ispat etmenizi, o faturaları göstermenizi istiyor. Şimdi bireysel kalırsan sıçtın. Ama şirketin olursa çeşitli teşviklerden ve şeylerden faydalanabiliyorsun. Vergi barışından, şundan bundan. Vergi ödenecek, arada ıskalayabilirsin, paran olmayabilir ya da yani o an şeyi çıkmayabilir. İleride devlet babamız o konularda da yardımcı oluyor. Merak etmeyin. Ama mümkünse tabii ödeyip rahatlamak lazım. Çünkü fazla <laughs> için ben. Çok şey oluyor sonra. Ağlamaya Ödemeyince faiz maiz de giriyor biliyor musun? Kötü kötü şeyler oluyor. Ne <laughs> evet. gerek var? Peki e, şeyi soracağım. Şu an mesela bu şirket kurmaktan bahsettiğimiz şahıs şirketinden bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii, tabii şahıs. Şahıs da. şirketi. Hı -hı. Peki şey olarak da sorayım. Mesela şu anda. E, bu arada bir... teşvikler falan var. Genç, evet, de... evet, evet. Genç teşvik bilmem ne falan filan. Peki ya Onları kurcalayacaksın yani. hı <laughs> hı. Peki mesela abi şimdi şeyi soracağım burada e, ilk başta da söylediğimiz gibi hani ilk bu işe başladığımızda sonuçta deli gibi şeyler bir şeyler kazanmıyoruz ve bunun işte damga vermesi dergisi var 60 lira işte muhasebecisi var 350 lira derken e, bu artık şeye de gelebiliyor hani ben atıyorum aylık şu anda 50 lira kazanan bir insanım ama artık şey e, sürekli hani muhasebeciyi ona buna ve ödemem gerekiyor ve bu hani böyle evet. bir. Hani yasa bu arada. Bu, bu zorunlu bir şey. Bunu böyle yapman gerekiyor. Şey mantıklı mı ve yasal mı? Bunu sormak istiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Ee, atıyorum Twitch üzerinden, YouTube üzerinden bir yerden aylık 20-30 lira kazanıyorum. Küçük bir yayıncıyım şu anda. Küçük bir streamerim. 20-30 lira mı? TL bayağı 20... TL. Aynen. Ha, TL. TL. Aynen tamam, TL'den tamam. bahsediyorum. Ve ben bunu orada hiçbir şekilde şeyime çekmesem, bankama çekmesem ve Hı -hı. gerçekten muhasebeci yani bu şirketi götürebilecek seviyeye artık aylık geldiğimde bütün bu parayı aniden çekip ondan sonra aylık olarak almaya başlasam bu yasal bir şey mi bu olabilir bir şey mi olabilir canım bankana Hı -hı. çekmediğin sürece dedim ya hani o 100 lira yerde bulup almazsan devlet sana bir şey diyemez Hı -hı. alıp cebine koyarsan devlet hesabını sorar yani Hı -hı. o parayı sen banka hesabına indirmediğin sürece bizim maliye sistemine girmemiş oluyorsun Hı -hı. ama şey var tabii ee, mesela Twitch de tutmaz ama onu der ki kardeşim bak 100 dolara geçti senin gelirin hadi bunu sana verelim al bunu al bunu demeye başlıyor çünkü hı hı. o tarafta da sıkıntı oluyor ama şu var zaten abi bu vergi işlerine muhasebe bilmem ne falan işine gireceksen ya yani çok basit tabiriyle ayda bir 10 bin lira kazanıyor olman lazım hı hı. hani yıllık 100 bin barışını yani vay ayda yayıncılıktan 400 lira kazandım. Baba. Bir şey olmaz ya 400 lira 500 lira ne olacak yılda kazandın 10 bin 20 bin lira. Ona ceza kesmeyi kalksalar 500 lira tutar zaten ya yani merak etme. Bu bahsettiğimiz hani en az bir şirket kurulsun varlık barışı vergi barışı bilmem ne vergi affı. Bunlar hakikaten artık 6 haneleri geçmiş şahıslar ya da firmalar için geçerli. Yoksa küçük yayıncının aylık 100 dolar kazanan adamın derdi o değil yani. o O kadar da gerilmeye gerek yok devlet ona bakmaz. Peki son olarak da bağış olayını sormak istiyorum. En son bazı olaylar çıkmıştı. Bağış Türkiye'de bağış sadece vakıflara gidebilir. Oradan olan parayı çekemezsiniz. Bilmem ne bilmem ne gibi olaylar vardı. Bu da herhangi bir şekilde böyle vergisi verilerek alınabiliyor mu? Yoksa hiçbir şekilde şey yapamıyor musun onu? Nasıl kullanırdın? Abi bunu? o konuda ben biraz cahil kaldım. Şundan dolayı ilk bu muhabbetler çıktığında biz de vaktinde bağış kullanıyorduk. Hı hı. Ee, ben bu muhabbetler çıktığında bağış almayı durdurdum. Yani ben ne Twitch'te, ne hı hı. Facebook'ta, ne YouTube'da. Ee, onun yerine işte mesela Twitch'te nasıl bits var, Facebook'ta da yıldız var. Aynı hı hı. Hesap ki bunlar otomatik faturalandırılan şeyler. Şimdi bağış konusunda aracı firmalar var. İşte Bino Game, Oyun For, bilmem ne pazar, bilmem ne pin falan filan bu siteler var. Onlar daha iyi sanıyorum buna hakimdiler. Çünkü benim bildiğim her bağışa karşılık bir vergi şey vergi diyorum. Bir fatura kesilmesi gerekiyor. Kesiyorlardır diye tahmin ediyorum ama hani kesin otorite değilim. Ben o konuda hiç riske girmedim abi. Direkt bağışı kaldırdım kendi şeyimden. <laughs> Bana mesela bağış atılamıyor. Anladım. Yani direkt şey olayı var ama değil mi? Türkiye'de bağış sadece vakıflara yapılabiliyor. Abi tabii. tabii. Orada. yani mi? ona fatura kesilmek zorunda. <laughs> Ki kesiyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü isim vermeyelim ama bu aracı sitelerden ceza yiyenler oldu bu yüzden. Hem de <laughs> trilyonluk cezalardan bahsediyoruz yani. Bir tabii. daha o riske girmezler. <laughs> Sağlam olaylar ya. Evet, evet. buradan biraz da chatten alalım. Bunlar böyle benim kafadan şeyden bakıyorum abi biraz. 2 TL evet. başa kesilir abi. Fark etme. 2 TL değil. Hı hı. 20 kuruşa kesilir. Çok güzel bir soru var abi. Türk yayıncılar biz Türk geliştiricilerden nasıl oyunlar görmek istiyor? Şimdi ben bu konuda e, diğer e, birçok yayıncıdan biraz ayrılıyorum. Şu açıdan e, genelde tabii ki globale oynayan işte bir Valheim ne bileyim. Hı hı. E, bir kendi stadyumumuz falan böyle klasik klişe cevaplar gelecektir tabii ama ben mesela şu cam oyunlarında mesela geçen beraber jürilik yaptık burada senin ceminde göreceğiz oyunlar. Ben sadece şunu görmek isterim. Bana böyle tabii ki her oyun kendi içinde özellikle cam oyunları belli bir temada olduğu için çok keyifli şeyler çıkarıyorlar. Ben sadece bir oyunu oynarken eğlenmek istiyorum abi hı hı. ve e, be, hani beynini yoran. Seni eğlendiren, sana bir şeyler katan oyunlar. Bu duygusal anlamda da olabilir. Oyun mekani mekanikleriyle seni hayran bırakan da olabilir. Ya da yaptığı işte plot twistlerle, hikayedeki yaptığı şeylerle seni şaşırtan olabilir. Ama ben o oyunun başında geçirdiğim saatlerden keyif almak istiyorum. Hı hı. Benim için temel kriter budur. Ama piyasa gerçekten hani panda olarak ya da yayıncı olarak bir kenara koyarsak e, piyasa gerçekleri çok farklı abi. Piyasa mesela ilginç bir şekilde çok beyin yoran oyunları şey yapmıyor. Steam mesela Steam satışlarına baktığınızda daha gittikçe casual. Zaten evet. bir hyper casual olayı var mobilde onu geçiyorum. Hı hı. PC ya da konsol için konuşuyorum. E, beyni çok zorlayan, çok vakit alan, çok fazla saat dökmenizi gerektiren oyunlar artık popülaritesini kaybediyor. Onun yerine daha hızlı tüketilir. Bilmem ne simülatör abi. Hı hı. Ben bu kadar beleş bir formül görmedim. <laughs> Tip simülatör klinik simülatör, başbakan o, internet simülatör. kafe simülatör, başbakan simülatör. Abi simülatörler <laughs> uçuyor gidiyor ya. Evet. Fe Dikkat ettiğinde fast food içerik yani. Birbirine de çok benziyor. Yani grafiksel, mekaniksel pat 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 gidiyor. Bunlar çok satıyor. Yani evet. dolayısıyla e, para kazanmakla hayalinizdeki o idealist işiye çıkarmak arasında bir fark var. O dengeyi bulmak sizin işiniz arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi ben kendi adıma başında sıkılmadan ben seni şeyi de görmüştüm işte o. Başbakan simülatörü de gördüm. <laughs> ya yani ben mesela onu oturur oynarım abi. Benim <laughs> için bu güzel bir oyundur. Ben <laughs> çok detayına güzel vakit geçiriyor muyum? Bitti. Ama <laughs> mesela Sungur'a desan, Sungur oturur game mekanikler sana böyle. Bambaşka şeylerden bahseder. Pelin öpüşme var mı diye sorar. Dolayısıyla herkese göre değişiyor. Bendeki bu ama. Anladım abi. Peki. Buradaki Cem'den çıkan oyunlardan da birazdan şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela burada insanlar Cem'de oyunlar yapıyor. Ve bazıları bu oyunları daha sonradan geliştirmek istiyor. Hı hı. Diyelim ki geliştirdiler, ettiler ve bir seviyeye kadar getirdiler. Bunları tabii ki yaymak istiyorlar. Çünkü genel olarak oyun geliştiricilerine özellikle hani sağlanan bir destek şeyler haricinde. Hani bazı Programlar var tabii ki ama onlar haricinde çok bir şey yok. Ve bu programlardan da gerçekten çok küçük bir kesim yararlanabiliyor. Çok az sayıda bir insan yararlanabiliyor. O yüzden bu insanlarda hani sonuçta yaymak için de sağlam paralar gerekiyor. Yani bir oyuna evet. oyunun üretimine 3 harcıyorsan reklamına 7 falan harcaman gerekiyor. Bu durumda bu insanların oyunu yayması için yayıncılara sürekli mail atıyorlar, şeyler yapıyorlar. Evet. Bunları nasıl hani... Bunlara bakılıyor mu? Bunları nasıl sizlere ulaştırabilirler? Nasıl bunları yayıncılara ulaştırabilirler bu oyunları? Ee, şöyle ki abi tabii ki en iyi yolu mailler gene. <laughs> ee, bir de tabii bir B, B planı da çok benim hani önerdiğim şey değil ama mesela hak da verebiliyorum bazen maillere yetişemiyoruz. Ben de hala benim bakmam gereken geçen saydım 17 tane oyun var. <laughs> Bak bu vakte kadar e e kaç 21 oyuna bakmışım. 10-13'üne içerik çıkarmışım. Kalan 8'ine herhalde hani daha hazır değil ve ya da bazı <laughs> oyunlar vardır çünkü. Evet çok hoştur ama daha tam hazır olmadığı için içerik çıkarırsan çok ters tepki alır. Çok ters teperdi developer için. Hani onun iyiliği için bazen içerik çıkarmasın. Benim bile hala yetişemediğim 17 tane oyun var. Dolayısıyla bir, oyunlarınızı mail ile iletin. Hatta mümkünse oynanabilir demosu. CDK'yi ya da Steam'de ise. Zaten birçok genci parasını verir alır ama de hediye eder. Sen gene hani onu da hazır gönder abi. Hı hı. Ve şey, e, diğer tarafta da bunu nasıl anlatabilsem... şimdi biz bütün oyunları oynamak istiyoruz abi. Bu cam oyunu olur, işte geliştiricileri de oynar olur ama bir yayıncının hayatı o kadar bazen dolabiliyor ki ya ben mesela hafta sonu PC başına geçemedim. Bakmam gereken oyunlar vardı. Yayın yapamadım. Bugün işte sana yazdım. Koşturmacadan geliyorum. Dün sabah dokuzunda çekime gittim hani ve hep şunu yapıyorum. 3 günde bir aktığım şu günü. Lan azdır ya. Oyunlar oynayacaktım, video çekecektim diyorum. Sonra aradan bir hafta geçiyor. Ah siktir ya oyunları oynamadım ulan. Gene olmadı. Bir hafta sonra gene aynı döngü. Bu sadece bende değil. Birçok arkadaşımız da var. Dolayısıyla hani siz gönderin biz mutlaka elimizden yani ki ücret falan ben herhangi bir yayıncının e, yerli bir içerikten ücret talep edeceğini de düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum açık. Indie bir geliştiriciden yoksa arkası Wolf Team gelir. Wolf Team'e derim ki 100 bin lira ver kardeşim video başına. O ayrı ama e, Indie bir geliştiriciden e, para talep edeceğini de sanmıyorum. Dolayısıyla güzel bir sunum. Mümkünse oyun içeriğine dair bu video olabilir, görsel olabilir. Bir de CDK'yi ver. Bir de o yayıncıya abi aşağı yukarı bir iki ay zaman ver. Hı hı, evet. Yani çünkü maalesef gerçekten bizim elimizde değil. Hı hı. Bazen yetişmiyor. Çok çok farklı şeyler yaşıyorsun hayatta. Aklın hep bir köşesinde kalıyor ama ben mesela abi Soul Searching'i bana geldikten iki yıl sonra oynayabildim. Hı hı. Ya şey videosunu çıkarabildim. Allah da benim belamı vermesin ama <laughs> bazen öyle oluyor abi. Bazen maalesef abi. Ee, bu arada son 3 soru alacağım. Ee, Zaten iki tanesi de genel olarak şey yani chatte de sürekli sorulan sorular. Bunlardan bir tanesini genel olarak şu şekilde. Ben de ekibimle yayıncılığa başlayacağım. Hangi platformda yayına başlamalıyız? Ve bu küfür etmeme tarzı işler hani bu tarz yasaklar falan var ya. Bunlar bunları hani platformlar mı zorluyor? Yoksa bu tamamen sizin seçiminiz mi? Ee, ve hani buradaki şeylerde ilk yaptığımız içeriklerde bir şeylere biz başladığımızda kendi içeriğimizi yapmaya çok uğraşalım mı? Yoksa e, ...kopyalamak da bir çözüm mü? Hani bir yere getirir mi? Yani şöyle... E, ...bu arada yayın platformları baskı sana hani ...aman küfür etme... Yani ...aslında Facebook'ta biraz var yalan olmasın... ...mesela galiba sigara yasak çünkü hiç görmedim... Hı -hı. ...ama Twitch adına konuşsak... ...Twitch'te e, ne bir küfür... ...sigara, içki, alkol, kumar... ...ya hatta yapılıyor Allah aşkına yani... Twitch'te. <laughs> evet, evet. yani ...kendi kategorisi <laughs> yine, açıldı ya... neler ...kulak emciriyorlar... ...dolayısıyla <laughs> e, öyle baskı yok... ...bu yayıncının kendi tercihidir... E, Hani çok dayanamıyorsan yayın yaparken stresli bir oyunda yakıyorsan yak. Ama şunu da yapabilirsin mesela o sigarayı yakarken kamerayı da kapatabilirsin. Bu da iki dakika kapalı kalır en fazla bu da bir tercih. Hı hı. Ee, onun dışında e, monetization ya yani para kazanma anlamında mesela Facebook harika. Çünkü abi Facebook'ta reklam geliri çok yüksek. Yıldız gelirinin abonelik hani bits abonelik gelinin tamamını sana veriyor. Ama adamlar diyor ki 5000 takipçi olacak lan ayı. Facebook'u kim kullanıyor da 5000 takipçi yapsın? Böyle saçma sapan kuralları var. Dolayısıyla o konuda hani bu işe başlayıp pişebileceğiniz ve bir kitle elde edebileceğiniz en iyi yer hala Twitch. Çünkü müthiş aktif kullanıcısı var. Müthiş bir bilinirliği var. Gittikçe artan bir popülaritesi var. Ee, ama Twitch'te de monetization. Monetization dediğim para kazanma ve kazandırma berbat halde. <laughs> Allah belanı vermesin Twitch. O konuda da Facebook'un çok iyi, Twitch'in berbat. Ama Kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi, Twitch'in tavana çakmış, Facebook tüh, içeride yerin dibinde. Hani ben sıfırdan başlıyor olsam Twitch'ten başlarım, yanlış olmasın. <laughs> Ama dediğim gibi para ikinci planda. İçerik tarafına gelince, içerik kopyalamak şöyle, kopyalayıp aynısını yapıyorsan abi, bu boktan bir şey. Bunu bizim youtuberlar da yapıyor yani. <laughs> Ama diyelim ki role play, diyelim ki bir strateji oyunu, diyelim ki işte Doctor Disrespect'in bir şeyini konseptini alacaksın. Bunun üzerine ekstra bir şeyler koyup kendine ait hale getirebiliyorsan bence o zaman gayet okey abi hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Ama ya yani birebir kopyalamak birebir çalmak tabii ki anlamsız ve ters teper abi. Hı hı hı. Ne olursa olsun kendinden bir şey katmasın ona. Evet. Peki abi yine çok gelen sorulardan benim de önceden hazırladığım sorulardan biri neden Pinti Panda ismi bir şeyi var mı bunun? Ya çok saçma tabii ki ee, hiç mantıklı olması da beklenemezdi. Hı hı. Üniversitedeyim abi ekstrozif yazar olmuşum. E, o dönemde şey modası var. Hani panda olmaz. Bilmem ne panda. Hı -hı. Hani şey gibi hep ikili isim. Aha. Başında bir sıfat olacak falan. Ben de o dönem Nikola Machiavelli'nin prensi var abi. Bir ödev için yapıyorum Uluslararası ilişkiler ödevi için. Dedim ki Machiavellist panda. Süper. Tam ek sözlükte de hala öyle kayıtlıym bu arada. İşte yıllar yıllar o sözlükte tanıştığımız arkadaşlarla Quake oynuyuz. Biz hayvan evladı gibi koyduyuz. ama öyle böyle değil. Yani geceler boyu roket atıyoruz birbirimizin ağzına roket sokuyoruz falan. Orada da her defasında şey yazmam gerekiyor. Nick'imi yazmam gerekiyor. Slash Nick Machiavellist dedim o. kardeşim böyle olmaz. Benim pembe bir skinim vardı. Pembe bir armor'ım vardı. Dedim ki pembe panda. Pardon önce pinki panda. Ha pembe panda yazdım. Sonra şey yaptım. Yabancı çocuklar da giriyor falan filan. Onlar da uyansın diye Pinky Panda yaptım. Derken pembe panda, Pinky Panda bilmem ne nasıl olduysa tekerleme Pinty Panda'ya döndü. Hiçbir fikrim yok nasıl döndüğüne dair. Sonra bir baktım Pinty Panda olmuşum. Hoşuma da gitti. Sonra zaten logomuz da. Evet. 2013'te evet. logomuz da bu logonun gelişi 2013 abi. Hatta pardon 2011. Bana gelişi 2011 yani. Ondan sonra kaldı. De mis gibi logo. Abi. Memnunuz yani. Evet. Mis gibi. O halde abi ben son sorumu sormak istiyorum. Hmm, ne zaman bitecek abi Skyrim? Ben bu işe başladığımda <laughs> abi benim kafamda şöyle plan vardı. Ben bu işe 2000 başta 13'te mi girdim lan Skyrim'e? 13 mü 11 mi neyse girdiğimde ben bunu hikayesini oynar geçerim diyordum. Herhangi bir oyuna yaptığım gibi yani. Sonra aradan zaman geçti. Oyuna hastayım, oyuna aşık oldum. Dedim ki ulan hemen bitirip ne yapacaksın yani? bu mu var rush diyoruz. Biraz tadını çıkara çıkara geze geze oynayalım. Sonra dedim ki ulan hedef 2023 videolarda öyle deme. 2023'e biter deme. Tabi bunu 2017-18'lerde söylemeye var. Hedef 2023 diyorum falan böyle. Sonra artık oyunun sonları geldi bu arada. Hikaye bitti. Ben açık dünya görev yapıyorum. Haritada gitmediğim yer kalmadı. Seyircilere soruyorum. Ya kıçıkırık neydi o? Barenzia taşları topluyorum ya. La oyunda taş topluyorum. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani o noktaya gelmişim artık. Bir şey kalmadı. Sonra abi işte Covid girdi, bilmem ne girdi. Bethesda 2018'de o yaptı o çakma Elder Scrolls 2019 muydu? Hani 5 saniyelik bir trailer attı ya böyle. Evet, 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 onu evet. onu da geri çekti. Zaten anladım ben. Ey vah dedim. Bunlar da tasarım aşamasındalar. Hı hı. Yani 2023'te olmayacağını anladık. Şu anda benim tahminim 2026 gibi diyorum ben. 2026'ya 2026 doğru Skyrim biter. Çünkü yenisi çıkmadan <laughs> Skyrim yani Elder Scrolls 6 çıkmadan Skyrim bitmez arkadaşlar. Geçmiş olsun. Sıçtınız. Daha ya. o haritada girmedikleri kalmayacak. Tabii ama bunun bir dezavantajı var abi. Eskiden, çok eskiden ben bekar ve evden çıkmaz bir adamken haftada birdi. Sonra biraz fanda büyüdü işler koşturmacalar falan e, tabi yavaş ee, iki haftada bir Hı -hı. sonra evlendik annemi getirdim falan ayda bir <laughs> ama bir yandan da iyi yoksa içerik kalmadı yani ayda bir ayda bir sakin sakin gelmeye devam edecek güzel 2026'ya kadar final yok o zaman az kaldı az kaldı evet. az kaldı az kaldı 5 sene şurada nedir evet, bir şey değil hızlı geçiyor bizim ülkede bir evet. de daha da hızlı geçiyor evet, çok evet, anlamayız evet. bile o zaman gelene kadar abi ben çok teşekkür ederim daha Eyvallah şey yapmayın yani... Bitirdik zaten zamanımızda. Daha senin söylemek istediğin bir şey varsa, kendin cevaplamak istediğin bir şey varsa, anlatmak istediğin bir şey varsa istediğin gibi takılabilirsin. Vallahi öncelikle çok teşekkür ederim. Twitch chatini özlemişim ben. <laughs> Bayağıdır kendi kanalımda da yayın yap. ve Pıt 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 ne güzel yağ gibi akıyor lan. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Her, zaman bekleriz, Her zaman bekleriz abi. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada yorumları da gördüm. Hani e, çok çok teşekkür ediyorum sözleriniz için. E, daha buralarda denk geleceğiz. Daha bu... Beni chatlerde de göreceksiniz. Hatta birazdan abone olacağım. Niye abone olmak O benim <laughs> eşlikliğim olsun. Yok abi. Sağ ee, Ben sana da çok teşekkür ediyorum. Abi. Biraz bir tık ucu ucuna yetiştim ama biz de söz senettir vaktinde yetiştik yani. O depara atıp yetiştim. Ee, umuyorum keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da arada dürtün beni. Zaten e, Atom beni şey yapar. Hı hı. Çağırır ben de gelirim. Çok teşekkürler tekrardan. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Ve dediğim gibi kırmadığın için, geldiğin için yani çok da güzel oldu. Çok eğlenceli oldu benim için de. Hani burada ben de yoruluyorum ediyorum normalde. Günde 4-5 tane böyle şey giriyorum ama hani normalde enerjimin düşmesini falan bekliyorum. Tam tersi baya hani şu anda daha da rahat bir şekilde devam ediyorum. Çok teşekkür ederim muhabbetin için. Eyvallah. Çok sağ olasın. O halde buradan görüşmek üzere diyorum herkese. Saat 6'da Game Maker ile ilgili çoğunuzun bilmediği bir oyun motoru ile ilgili Game Jam'lerde neler yapılabilir? Biraz daha Game Jam'sel bir yayın olacak. Saat 6'da gelecek arkadaşları da şimdiden hoş geldiniz ve görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın